Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün Apple Store'dan almış olduğum telefonum bugün elime ulaştı. 20 saat içerisinde UPS Kargo ile Ankara'ya geldi. Bu videoda kutu açılışı yapacağız. Aynı zamanda Spigen marka bir kılıf aldım. Bunun da şöyle hızlıca bir açılışını ve ilk izlenimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve daha önemlisi hızlı bir şekilde telefonu iki telefonu birbirine eşleştireceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Telefon UPS kargo ile geldi ve çok güzel bir şekilde kutulanmış. Bunu da özellikle göstermek istedim. Şöyle bir hemen açayım. İçinde güzel bir şekilde sabitlenmiş bir şekilde geldi. Şöyle. Evet, kesinlikle sağlam bir şekilde elime ulaştı. Şimdi bunu açalım ve kutuya ulaşalım. Kırmızı iPhone 128 GB şu an kutusu elimizde. Gördüğünüz gibi iPhone yazısı, kırmızı Apple logosu, kırmızı. Şöyle hızlıca açmamız için bir yeri var. Oradan açalım ve telefonumuza artık ulaşalım. Bakalım. Kaldırıyoruz şöyle yukarıya doğru. Evet, telefonun arka yüzü bizleri karşılıyor. Eskiden biz telefonun ön tarafını görüyorduk. Fakat artık o şekilde değil. Evet, önüne bir film konmuş. Arka tarafı yine açık mı? Bakalım şöyle bir Hop çıkartalım. Evet arka tarafta herhangi bir koruyucu yok. Arka tarafta cam var. Bakalım kutu içerisinden neler çıkacak. Şöyle görelim. Red Product. Merhaba yazısı. Bir adet iğne. Ve hiçbir zaman kullanmadığımız Apple logoları. Burada bizlerle. Evet içerisinden kulaklığımız çıktı. Bir an kabloları görmeyince acaba dedim ki AirDots mı göndermişler? Tabii ki değil. Normal Apple kulaklıkları Lightning girişine sahip. Fakat arada konektör yok. Eğer farklı bir kulaklık kullanıyorsanız şöyle bir bağlantı kablosuna da ihtiyacınız olacak. Bunu artık iPhone koymamış. Burada biraz kısıtlamaya gitmiş ve her zaman kullandığımız 1 metrelik kablo. Onun haricinde var mı bir şey? Yok. Kutunun açılımı işte bu kadar. Telefonu elime aldığım ilk izlenimim çok güzel. Kırmızı aldığım için de şu an çok mutluyum. O zaman power düğmesine basalım ve açalım. Apple logosu bizi karşılıyor ve merhaba diyor. Değişik dillerde. Biz şimdi buradan Türkçe dil seçeneğini seçiyoruz. Diğer telefonu alabilir miyim? Şimdi hızlı başlangıç yapacağız. Diğer telefonla kullanmış olduğum telefonu şöyle yan yana getirdim. Evet, şu an iki telefonu da bakın gördü. Sürdür diyorum. Ve bana bu telefonun ekranını okutmamı istiyor. Şimdi onu okutuyorum. Okuttum. Evet, eşleşti iki telefon. Şimdi bütün şifrelerim Uygulamalarım hepsi buradan buraya geçecek. Eski telefondan yeni telefona geçecek harika bir özellik. Bir telefon eğer değiştiriyorsanız bu gibi işler biliyorsunuz biraz sıkıntı. Fakat iPhone'da çok hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet şimdi Face ID ile beni tanımak istiyor. Hadi bakalım kendimizi bir tanıtalım. Sürdür diyelim. Evet, sürdür diyoruz. Parola e, kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. O zaman ben parolamı hemen bir gireyim şöyle bir. iPhone'dan aktar olarak verileri iPhone'dan aktar olarak e, söylüyorum. Şimdi diğer iPhone'dan buraya veriler aktarılacak. İsterseniz iCloud'daki tabi verilerinizi de aktarabilirsiniz. Hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Konum servislerini etkinleştiriyorum. Siri ayarlamasını yapalım. Sürdür diyelim. Apple'la da paylaşalım. Uygulama güncelleştiriciler de paylaşalım. Truton. Sürdür diyelim. Verilerimiz şu anda aktarılıyor. Merhaba diyor ve üst taraftaki kilit ekranı açılıyor. Yani artık Face ID benim yüzümü tanıyor ve böylelikle geri yükleme işlemi tamamlanmış oluyor. Yeni telefonumuz artık son 1-2 küçük ayarı da bize yaptıktan sonra iPhone'a hoş geldin yazısı karşımıza çıkıyor. Artık bundan sonra evde bulunan kablosuz internet ağınız üzerinden veya mobil verilerinizden ki mobil verilerinizi kullanmanızı tavsiye etmiyorum çok fazla veri tüketecektir. Kablosuz internet ağı üzerinden tüm uygulamalar yerli yerine gelecektir. Rehberiniz, telefon numaralarınız, ajandanız, hatta kurmuş olduğunuz alarmlar artık yeni telefonunuzda bulunuyor. Google hesaplarınız, ne bileyim aklınıza gelen her şey yani neredeyse hiçbir işlem yapmanıza ihtiyaç olmuyor. Sadece bankacılıkla ilgili işlemlerde telefonunuzu tanıtmanız gerekiyor. Daha önceki telefonunuzu sistemden silip Yeni telefonunuzu hatta sisteme yüklemenizde sizin güvenliğiniz için faydalı olacaktır. Eski simimizi çıkarttık. Şimdi yenisini takalım bakalım. Şurada delik gözüküyor sanırım. İçinden çıkan iğneyle bastırdık. Çıktı. Şöyle bir kenarında düz olması lazım. Evet şurası düz. Şimdi onu şekilde koyacağım. Zaten ters yapma gibi bir lüksümüz yok. Daha önce sanki bunlar aşağıya bakıyordu. Şimdi yukarıya bakıyor. Bu dikkatimi çekti. Kutu açılışında bahsetmedim fakat iPhone 11 hızlı şarj özelliğini destekliyor olmasına rağmen içinden bu özelliği desteklemeyen bir adaptörle geliyor. Tabi böyle bir adaptörle değil de bir iPad'de verilen adaptörler gibi hızlı şarjı destekleyen bir adaptörle gelmesini beklerdim. Tabi bunu neden böyle yapmışlar? Ekonomik sebeplerden dolayı mı yoksa teknik nedenlerden dolayı mı bilmiyorum. Çünkü sürekli telefonunuzu hızlı şarj yapmakta ee, uzun ömürlü olması açısından baktığınızda belki uzun ömürlü olmayacaktır diyebiliriz. Şimdi kutu açılışına geçelim. iPhone için almış olduğum Spigen kılıf hepsi burada.com üzerinden aldım. 50 liralık bir fiyat etiketine sahip. Bugün dışarıya gitseniz 50 liraya gerçekten iyi bir kılıf alamazsınız. Şöyle inceleyelim, model numarasını göstereyim. Kutusu ince güzel bir kutuya sahip. Kılıfı şöyle bir incelersek arka taraftaki karbon fiber hissiyatı ve görüntüsü çok hoşuma gitti. Bunu öncelikle kesinlikle söyleyebilirim. Kameralar için yeterli alan bırakılmış. Arka tarafta Apple logosunu gösterecek bir boşluk var. Ön tarafta yine üst tarafta güzel bir desen var. Kılıfta şöyle göstereyim bakın. Yan taraflarda kavramayı kolaylaştırmak için açılı bir tasarım yapılmış. Şimdi o zaman takalım bakalım telefonumuza nasıl oturacak. Hop şöyle Evet gayet güzel oturdu. Arka tarafta dediğim gibi Apple logosu açık. Ee, yeterli bir burada bir boşluk var. Kameralar içer içinde yine yeterli bir mesafe var. Şöyle bakalım. Ön tarafta da şöyle dudak olarak adlandırdığımız çıkıntılar var ki bu telefonu yüzeye bıraktığınız zaman bunu koruyacaktır. Aynı zamanda arka tarafa da bir şöyle bıraktığınız zaman kesinlikle kameralara temas etmeyecektir. Bu güzel bir özellik. Basma tuşları gayet uygun, yeterli. Şurada yeterli bir boşluk var. E sesi açıp kapatmak için. Şarj içinde bakalım yerimiz var mı? Evet şarj içinde güzel bir açıklığa sahip. Hoparlör çıkışları ise açık bırakılmış herhangi bir engele engeli yok. Tekrar çıkaralım bakalım bazen kolay çıkmıyor. Evet yok gayet güzel kolay da çıkıyor problem yok. Arka tarafta burası açık olduğu için uzun dönemde burası çizilecektir. O yüzden telefona hem önü hem arkasını kapatan jelatinle bunu kaplamayı düşünüyorum. Telefonun kurma işlemini gerçekleştirdikten sonra biraz olsun fotoğraf ve video çekme özelliklerini inceledim. iPhone 11 bu özellikleriyle diğer telefonların önüne geçmeyi başarabilen bir model. Hem ön kamerasıyla hem arka kamerasıyla çok güzel çekimler yaptım. Video sabitleme özelliğine hayran kaldım. Aynı zamanda gece çekimleri yaptım. Gece çekimleri de harika. Bunlarla ilgili de video en kısa zamanda yayında olacak güzel bir kapsamlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoyu şimdi burada sonlandıralım. Sağ üst tarafta çıkan linke tıklayarak kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Aynı zamanda İngilizce yabancı dil sınavlarına hazırlanan arkadaşlarım için de yine sağ alt tarafta çıkan linke tıklayarak paylaşıyorum İngilizce kanalına abone olmalarını tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.